Ankara'da radar zirvesindeyiz ve çok önemli bir konsept kamikaze drone sistemleri. Malum önce Karabağ Savaşı'nda, arkasından da Ukrayna'daki savaşta sık sık bunu görüyoruz ve yeni yeni oyuncular da bu pazara doğru giriyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Selçuk Fırat Tolga Bey. Robit Teknoloji'de insansız hava aracı direktörüyüm. Biraz bu yeni ürünü yeni yeni tanıtıyorsunuz. Evet. Biraz aynen. Özelliklerini, hangi aşamadasınız biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Karşınızda T200 modelimiz duruyor. 2 metre kanat açıklığında, 1,5 metre gövdeye sahip, full kanat profilden oluşan bir platformumuz. 15 kiloya kadar faydalı yük taşıyabiliyor. İstersek donanmanın elinde bulunan mühimmatları da kullanabilir düzeyde bir gövde tasarladık. Aynı zamanda şu anda mühimmat ve tapa sorununu da hallettik. 500 kilometreye kadar mesafeye gidebiliyor. 200 kilometreye kadar kamerasıyla kontrol edip operatör tarafından isterseniz hedefe direkt imha etmek üzere yönlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde bulunan optik sensörü ve diğer doğrulama sensörleriyle hedef üzerinde %100 patlama sağlıyor. Yani düşmanın eline geçmesini de engelliyor kendisini. Tabii bu tür böyle hava araçlarını tanıttığımız zaman Milli Muharip Uçak'tan başlayıp tabii. Ya motor olarak ne kullanıyorsunuz sorusu geliyor. Motor ne kullanıyorsunuz? Şimdi biz %90 yerlilikle bu uçağı ürettik. Yani yarı iletkenler dışında bütün ürünler Türk malı. Motorumuzu da Erim Motor'dan sağlıyoruz. Diğer donanımlarımız da kendi otopilotumuz var, kendi yer istasyonu yazılımımız var, kendi yakıt tankımız var. Kendi anti-jam sistemlerimiz var. Yani kullanabildiğimiz bütün olanaklarla Türk malı diyebiliriz. Normal atışınızı katapult üzerinden yapıyorsunuz. Sonra göreve nasıl gidiyor? Göreve kendi verdiğiniz patende hangi yükseklikte, hangi hızda, nerelere dolanarak gideceği ve hangi hedefine geldiğinde nasıl dalış yapacağını önceden operatör tarafından belirleniyor. Ya operasyona başlamadan önce ya da operasyondan çok önce görevi yükleyebiliyorsunuz az aba. Göreve çıktı. Yaklaşık ne kadar kaç kilometrelik bir alanda kontrol edilebiliyor? Azap line of sight'te 200 kilometreye kadar kontrol edilebiliyor şu anda. Arkasından da yaklaşık 15 kilogram ağırlık taşıyor. Bunun ne kadarı savaş başlığı, harp başlığı? 15 kilonun tamamı savaş başlığından oluşuyor. Diğer sensörler, gövde ve motor ağırlığıyla 35 kilo şu anda. Kalkış ağırlığı da 50. 50 kilogramla evet. Kalkıyor. 15 kilogram harp başlığıyla evet. Hedefini vurduğu zaman çok ciddi bir hasar oluşturabiliyor. Evet, şu an hangi aşamadasınız Azap için? Azap tamamen uçuş testlerini tamamladı. Otopilot testlerini geçti. Alçak irtifa uçuşlarını yaptı, hedefe yönlenmesini yaptı. Önümüzdeki haftalarda da mühimmatıyla patlatma testlerine başlayacağız. İlgi nasıl şu an? Herhangi bir açıklayabileceğiniz bir kontrat veya bir sipariş söz konusu mu? Şu anda iki ülkeden ofisimize ziyaretlerde bulundular. Yakın zamanda da bir yerden gene siparişte bilgi almak istediler. İnşallah yakında ihracatını da yapacağız. Aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanlığı'na da kendisini götürdük. Çok memnun kaldılar, çok ilgilendiler Azap'la. Bu sınıfta uçar vaziyette, şu anda zaten Türkiye'de bir İHA yok, kamikaze İHA yok. Kendileri de bunun şaşkınlıklarını gizleyemediler. Daha sonra bir Azap ailesi oluşturmak, farklı boyutlar gibi böyle bir hedefiniz var mı? Tabii ki. Şu an Azap'ın bir küçük kardeşi var, 150'lik diye bahsettiğimiz. Onun kanat açıklığı 1,5 metre. 3 kiloya kadar faydalı yük taşıyabiliyor. O da line of sight'te 200 kilometreye kadar kontrol edebiliyorsunuz. O daha çok böyle operasyonel amaçlarla işte tim
bir aracın arkasına konularak anında operasyonunda kullanabilir amaçla tasarladık. Aynı zamanda aslında bu daha da büyütebiliyoruz. Şöyle, bize platform tamamen bizim tasarımımız olduğu için biz istediğimiz şekilde platformu 3 metre kanat açıklığına çıkartıp 50 kilo yükle taşıyabiliriz gerekli donanımlar sağlandıktan sonra. Bizden sadece ne taşımamızı ne nereye gitmemizi istemeleri yeterli. Artık herhalde önümüzdeki dönem içerisinde farklı farklı görevler bazen de bu tür sistemler için kullanmak gerekiyor belki de. Evet. Kullanıcından yapılacak geri dönüşler çok çok önemli. Evet, bir savaş ortamında işte İran'ın geliştirdiği çok basit sistemler nasıl savaş ortamında kaderini, gidişatını çok farklı etkileyebiliyor. Bunları görüyoruz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Umarım farklı bir ürünle önümüzdeki dönemler içerisinde sizleri görürüz. İhracat başarınızla haberini yaparız. İnşallah Talha Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Thank you.